Seyda Hazretlerinin ve Gavs Hazretlerinin hakkında daha detaylı bilgisi olsun kardeşimiz. İnsanın yanında değerli şey Allah'ın Celle Celaluhu'nun rızası, dostu ve ahiret olmalıdır. Sahabeler zamanında birisi cemaatle namaza yetişemezse matem tutardı, evde cenaze varmışçasına üzülürdü. Arkadaşları cemaati kaçırdı diye ona taziyede bulunurlardı. Bunu kim anlatıyor? Gavs Hazretleri anlatıyor. Yani yazar bunu uydurmuyor. Sohbetten alıntı bu. İşte ahiret ve Allah rızası, aşk ve sevgisi yanlarında bu kadar kıymetliydi. Tabii ki onlar da Cenab-ı Hakk'ın yanında makbullerdi. Bu zamanda insanların 1999'u, 1999'da dolaylı yoldan işaret ediyor. Maşallah. Bak diyor ki, insanların 1999'u, 1999'a işaret var. İnsanların 1999'u Allah yolunu terk etmiş. 1999. Taner, deccaliyet ne? Deccal, hem de bütün şiddetinin, azametinin çıktığının bir açıklamasıdır işte bu. Dünyanın hiçbir tarihinde olmamıştır bu. Bak 1999'u diyor. Değil mi? Bu zamanda insanların binde 999'u Allah yolunu terk etmiş ve ibadetten habersiz hale gelmiş. Geriye kalan binde birin ise ahiret işleri çok perişan ve gevşek durumdadır. Al sana deccaliyet işte. Sen diyorsun deccali göremedim. Gözündeki o 7 perdeyi kaldır, görürsün. Bu ifadenin başka anlamı var mı? Tabii ki. Varsa söyle bana. Dünya tarihinde ilk defa oluyor bu. Bir kere oluyor. Görülmemiş bir şey. Artık insan da dünyanın son, bak artık insanın da dünyanın da sonuna gelinmiştir. Biz ne diyoruz? 2120 gibi kıyamet kopacak diyor. Ne diyor burada Gavs Hazretleri? Dünyanın sonuna gelinmiştir. Bitti diyor artık. Kıyamet iyice yaklaşmıştır. Bu devir aynen mahşerde peygamberlerin bile nefsi nefsi diyerek yalnız kendi nefislerinin kurtulmalarını diledikleri duruma benziyor diyor. O kadar perişan bir ortam var diyor. İnsan yalnız kendi nefsini kurtarmaya çalışıyor diyor bu devir diyor. Artık vaaz, nasihat devri değildir diyor. Çünkü hiçbir tesiri olmuyor. Neden? Mehdi görevli de onun için. Yani anlatsa da etkilenmezler. Kim anlatırsa etkileniyor? Mehdi anlattığında. Mehdi vurdun mu o tutturur. Dili keskin kılıç gibi. Küfür, şeytan, iblis kim görse biçer. Mehdi'nin özelliğidir bu. Ama tarikatlerden hidayet alındığı için ve Mehdi'ye verildiği için etki olmuyor. Bak hiçbir tesir olmuyor diyor Gavs Hazretleri. Çünkü dünya sevgisi, keyfi ve sefası çok artmış. Allah'ın emirlerine karşı gelme çoğalmış. Helal ve haram gözetilmez olmuş. Bu devirde irşat oldukça zorlaşmış. Çünkü irşat görevi Mehdi'ye verildiği için. Tamamen de yani hiç yapamıyor değil. Ama çok az yapabiliyor. Zayıf. Çok zayıf yapılabiliyor. İnsanlar dini arkasına atmış. Allahu Teala'dan bahsedildiği zaman rahatsız olmaya başlamıştır. Ne zaman oluyor bu? Bu hadislerde. Deccal devrindedir bu. Allah anıldığında insanlar rahatsız olmaya başlanması, rahatsız olmazsa Allah'a karşı ifadeler konulması Deccal'in çıkış alametidir, Mehdi'nin de çıkış alametidir. Din garip olmuştur. Ne zaman bu sözü hatırladın mı Taner? Din ne zaman garip oluyor? Mehdi zamanında garip oluyor. Bak peygamberimiz diyor ki din garip başlamıştır, ahir zamanda da garip olacaktır. Ne mutlu o gariplere diyor, Mehdi devrine işaret ediyor peygamberimiz. Biz o gariplerin vaktindeyiz. O acip şahsın. Bak garayip ve acayip. Şahsın devrindeyiz. Garip olması neden biliyor musun? Garip, gariban anlamında değil. Acayip. İnşallah. Acayip. Yenemiyorsun. Vurdun mu parçalıyor. Kodumu oturtturuyor. Özelliği Mehdi'nin. İnşallah. Onun için acayip deniyor. Peygamberimizin karşısında durabiliyorlar mıydı? Tabii. Duramıyorlardı.
Mehdi'nin de karşısında duramayacaklar. Evet. Ne diyor hocamız? Büyük günahlardan kaçınmalı, farzları mutlaka eda etmeli, elinden geldiği kadar hayır ve hasenat işlemeli, sadaka vermeli, nafile oruç tutmalı, sünneti ihya etmeye gayret etmeli, elinden geldiği kadar ölüm gelip çatana kadar bu hal üzerinde olmaya çalışmalıdır. Bu konuşmalar üzerine Gavs Hazretleri'ne soruluyor. Efendimiz diyorlar, Gavs Hazretleri'ne bu kadar cezbe ehli, muhabbet ehli, virde ehli vardı. Yani sufiler, sofiler. Şimdi hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler diyor. Şimdi diğer ifadeyi teyit ediyor mu bu konuşma? İnşallah. Bak, 1999 diyor. Ben %95 diyorum. Ama o mübarek 1999 ama net de 1999'a işaret ediyor. Maşallah. İnşallah. Şimdi hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bunun için böyle oluyor efendim diyor. Anlatıyor ya 1999. Niye böyle oluyor? Gavs Hazretleri buyurmuş, ferman ediyor. Evet, artık hidayet kalmamış da ondan. Allah hidayeti almış. Nereden alıyor? Tarikatlerden alınıyor. İrşat görevi alınmış. Yapamıyorlar. Bizimkisi bu zamanda vallahi bir idealedir, aldatmaca gibi bir şey. Çünkü tam hidayet artık Hazreti Mehdi'nin elindedir. O çökertiyor Allah'ın izniyle. Daha önce hidayet alınmadığı dönemde nasıl oluyor? Mevlana Halid bir çıkıyor, biçiyor. İmam-ı Rabbani çıkıyor, biçiyor küfrü. Abdülkadir Geylani çıkıyor, biçiyor. Çünkü hidayet ona, görevi ona verilmiş. Görevli, dayanamıyor kimse karşısında. Talebelerin karşısında da kimse dayanamıyor. İmam-ı Rabbani'nin talebeleri bütün dünyayı sarmıştı. Vurdu mu oturtuyordu. Ama görev şimdi Mehdi'ye verildiği için, bak ne diyor, çünkü tam hidayet artık Hazreti Mehdi'nin elindedir. Tam manasıyla hidayeti o yapacak. Biz hiç yapmayacağız demiyor. Ama çok zayıf diyor. Açıklıyor işte. 1999'u gitti diyor. Bir kaldı diyor. Onlar da ancak ayakta duruyorlar diyor. Değil mi? Biz ise diyor çoluk çocuk nasıl aldatılırsa, elendirilirse öyle yapıyoruz diyor. Eski zamanda uçak ve birçok değişik hızlı ulaşım araçları yoktu. Kafirler İslam içine girememişlerdi. Mesela İmam Rabbani zamanında, şu bu zamanda giremişler. Ne zaman kafirler Müslümanın içine girebiliyor? Deccal zamanında. Uçak ne zaman var? Mehdi ve Deccal zamanında var. Ahir zamanı hocamız muhterem çok detaylı anlatıyor. Kafirler İslam içine girememişlerdi. Yani Deccaliyet. İslam'ın içinde Allah bahsi, Allah ehlinin sohbetler olurdu. Yani Müslümanlar çok net tecrid edilmiş rahat bir ortamdaydılar. Mesela İmam Rabbani zamanında, Abdülkadir Geylan zamanında rahattılar diyor. Sadece Müslümanlara hitap oluyordu diyor. Ne zaman ki bu araçlar çoğaldı, Deccaliyet devrinin, Mehdiyet devrinde olacak bu olay, araçlar çoğaldı ki hadislerde bu çok detaylı anlatılıyor biliyorsunuz. Ona da geçeceğiz. O vakit Müslümanlarla kafirler iç içe girip birbirlerine kavuştu. Ve işte bu da Mehdi'nin çıkış vakti. Olay bu. İnşallah. Mehdi çıktı diyorsunuz, biz niye bilmiyoruz? Deccal çıktı, biz niye bilmiyoruz? Bediüzzaman ne diyor? Deccal, Mehdi ve ahir zaman şahısları ancak diyor imanın nuruyla tanınabilir. Allah'tan imanın nurunu iste, bak nasıl görüyorsun. Gözün gündüz gibi aydınlanır, çok net. Şimdi göz kapkaranlık. Işığın yok, göremiyorsun. Dua et, Allah bir aydınlatsın nuruyla, imanın nuruyla bir bak, pırıl pırıl. Hah dersin, bak Mehdi orada, Deccal de orada. Biraz daha aydınlanırsan Hızır'ı da görürsün. Biraz daha aydınlanırsa, detay vermeyeyim. İnşallah.